Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı Lefkoşa. Cumhuriyet Meclisi'nin 3 Ekim 2017 tarihli 78. birleşiminde hukuka aykırı olan yurttaşlığa alma kararları ile ilgili güncel konuşma yapmak istiyorum. İç tüzüğün 63. maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim. Fazilet Özdenefe, CTP Girne Milletvekili. Buyurun Sayın Özdenefe. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün kürsüye çıkmakta zorlandım. Çünkü bu hükümetin verdiği zararların ufacık bile bir kısmını fiziksel olarak taşımak bu kadar zorken bu ülkeyi yönetenler nasıl bir vicdan sahibidirler ki yaptıkları hukuksuzlukları, haksızlıkları, adaletsizlikleri vicdanlarında barındırabiliyorlar. Bu ağır yükle hala daha yaşamaya, hala daha buraya çıkıp demagoji yapmaya devam ediyorlar. Şaşılacak bir şeydir. Dediğim gibi fiziksel olarak taşınabilecek halde değil yaptıklarınız. Vicdanen nasıl taşıyorsunuz? Bunu sorgulamanın yeri belki burası değil. Buna verilecek cevap da saatler alacak ama akıllarınıza yazılsın diye buradan ben yine de soruyorum. Ben bugün evet elim kolum dolu geldim kürsüye. Çünkü tersten farklı düşüneyim dedim. Yani ne yapabilirim da anlatabilirim derdimizi. Çünkü Sayın Erkut Şahali dedi ki su akar bakan bakar. Burada anlatmaya çalıştı. Neler oluyor, neler yapılıyor, nasıl haberimiz yok. Ülkenin içinde olduğu suyla ilgili özellikle sıkıntıları. Bakan bakıyor dedi. Bir şeyler yapılsın dedi, anlatılmaya dedi. Sayın Erhürman, evet. Su akar, bakan bakar, su akar, bakanlar atar. Bir sürü fiiller döndü dolaştı burada. Yahu ben dedim, acaba dedim, farkında mı değiller? Yani bu kadar ülkede eleştiriler, gazetelerde manşetler, sosyal medyada eleştiriler, sıkıntılar, bu kadar gündem varken acaba dedim, Sayın Bakanımız, bakanlarımız ve başbakanımız belki de bir haberdir yahu. Haksızlık mı ediyoruz? Sayın Başbakan açıkladı. Ülkede dedi borç yok dedi, borcumuz yok dedi hiç kimseye. Şimdi burada bile değil Sayın Erhürman bu sorusunu açıklaması için, bu ifadesini açıklaması için soru yöneltti Sayın Başbakan'a. Bir şanstı kendisi için, iki gündür kale almıyor bu önemli konuya, cevap vermiyor. Mecbur kaldı apar topar. Başbakan yardımcısı geldi Sayın Erhürman'ın konuşmasının sonuna doğru. Geldi, öyle demek istemediydi yahu, böyle demek istediydi dedi. Piyasa borcu derken bankaları falan her şeyi dışında bıraktı. Herhalde çiçekçi bakkal borçları kaldı geriye. Çiçekçi borçları ödenmez, onu biliyoruz prensip olarak. O yüzden o noktada borç kalacak herhalde. Daha sonra bir şeyler daha soruldu. Sayın Başbakan Yardımcısı da daha önce birçok kez yaptığı gibi sinirlendi, salonu terk etti. O yüzden ben görsellerimle geldim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sayın medya mensupları ve izleyenler varsa anlatarak gitmeye çalışacağım. Görülmüyordur, belki gazeteler okunmuyordur yoğunluktan. Bu ülkede yurttaşlık dağıtılması diyorum. Özellikle kullanıyorum bu kelimeyi. Bu ülkede dağıtılan haksız, gerekçesiz yurttaşlıklarla ilgili olarak sıkıntı vardır Sayın Bakanım. Gerekçelerin ne olduğu verilmeden her hafta onlarca Bakanlar Kurulu kararıyla yurttaşlık kararı alınması, sırasını bekleyen, bu ülkede yıllardır kalan, çalışan, yaşayan insanları da rahatsız ediyor. Mevcut hali hazırda bu ülkenin yurttaşlarını, seçmenlerini de rahatsız ediyor. Okullarda artık nüfus patlamasıyla istediği sağlıklı eğitimi veremeyen öğretmenleri de rahatsız ediyor. Sağlık sistemini de zorluyor. Ve bunlar gazetelerde yazıyor
Sayın Bakanım, bakınız. Büyüttüm, görünsün. Yani gelişi güzel alıyorum, bir tarih sırası değil. Yeni Düzen gazetesi mesela 22 Eylül 2017 Cuma günü yazmış. 1,5 yılda 940 istisnai vatandaşlık. Bu sayılar da doğru değil falan dendi. 2 gündür aldım resmi gazeteleri elime, bir bir sayarım. Hatta toplarken zorlandım. Zayın Zeki Ceker burada değil, beni de söyle dedi. Ona da rica ettim. Hesap makinenden bu rakamları bir de sen topla diye. Olmaya ki hata olsun. Çift tek tek saydım. Niçin saydım? Bu ülkenin vekili duracak Bakanlar Kurulu'nda rakam sayacak Sayın Bakanım. Niçin saydım? Çünkü ben geçen sene Ekim ayı başında Başbakan'a ve İçişleri Bakanı'na sordum. Kaç tane yurttaşlık verdiniz? Kaç tanesi Bakanlar Kurulu kararı inandır? Kaç tanesi İçişleri Bakanlığı vasıtası inandır? Yazılı sordum, bir sene önce sordum. 6 ay sonra cevap aldım. Hiç detaylar yok. Sorduğum kaç yıllıktır bu insanlar, gerekçeleri belli değil. Hiç detaylar yok. Geçiştirilen bir cevap aldım. Aldığım cevap aynı hafta Sayın Serdar Denktaş'ın dediğin anda zaten tutmadı. İçişleri Başkanı, Bakanı başka bir cevap yönlendirdi. Sayın Serdar Denktaş 7 bindir ama 27 bin de olabilir dedi. Aradan aylar geçti, sayılar arttı. Hala daha sayı yok. Vekil olarak 2 vekil sağ olsun Zeki arkadaşım da matematiksel olarak sağlamasını yapmama saydı. Ben bunları saydım dünden beridir. Başka bir manşet. Havadis gazetesi. Vatandaş hükümeti diyor. Havadis gazetesi ne zaman diyor? 11 Ağustos 2017. Tatildi, okunamadı, bilinemedi, bilemiyorum. Ne diyor? Ülkede ciddi bir rahatsızlığa neden olan ve Ulusal Birlik Partisi Demokrat Parti hükümetinin adeta hediye gibi dağıttığı vatandaşlıklar devam ediyor. Bakanlar Kurulu bu kez tek toplantıda 57 vatandaşlık verdi. 31 Temmuz tarihli vatandaşlıklardır bunlar ki biz geçen hafta mahkemeye götürdük bunları. Çünkü aşikar olarak içinde turist olduğu belli olan bir kişiye de verildi. Tescilli bir şekilde bakın. Yine Yeni Düzen'in başka bir manşeti 21 Eylül 2017. Vatandaşlıklar konusunda bardak taştığı yargıya başvuracağız diyor. Sayın Erhürman, Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekilleri kürsüden de bunu aylarca söylediler. Sosyal medyadan da medyadan da gazetelerde, televizyonlarda söyledik, gazetelerde düştü. Geçen hafta da yargıya gittik. Başvurduk. Gerekçelerini vereceklermiş dediler. Halen daha bir şey almadı. Bırakın ya, o da herkes konusunu. Rica minnet, vatandaşlık hediye etmeyi düşünürüm bunu size. Asması için İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlığı özellikle bu boy yaptırdım. Hediye edeceğim. Bakanlığa assınlar. Hatta bakanlığın adı Yurttaşlık İşleri Bakanlığı olsun. İçişleri, mişişlerine gerek yok. Yanıtmayalım vatandaşı. Yurttaşlık itirafı. Unuttuk mu bunu? Sayın Serdar Denktaş çıktı hepimizin gözünün içine baka baka. Sayın Erhürman da dediği gibi bu memleket bizimdir iddiasıyla 7200 verdik. 27.000'e çıkacaksa çıkacak. Hangi tarih? 5 Nisan. Bana aynı haftalarda verilen resmi yazıdaki sayı da bu değil ama. Yani rakam da belli değil. İçişlerinin verdiği 4000 küsurlu ifadeyle 7000 küsurlu ifade de zaten aynı hafta içinde verilen belgeler tutmuyor. Durdurak yok. 15 Şubat 2017. Daha fazla manşet vermeyeyim. Şimdi sayın bakanlarım size... O bakanlar kurulu kararları var ya, imzalıyorsunuz ve buradan bazı bakanlarımız da daha önce ifade etti. İmzaladık ama bunlar desteğiyle gelir, bakmadık ya bilmem diye siz de ifade ediyorsunuz. Herhangi bir bakanın şahsı üzerine söylemiyoruz. Burada konuşuldu, geçmiş dönemde Sayın Tahsin Ertuğruloğlu'nun olmadığı bir günün imzası bile atıldı. Bu mecliste konuşuldu. Ben karşıyım dedi.
Şimdi onların detayına girmeyeyim. O dönemde de konuştu meclis kapatılmadan önce. Çok çok ifade edildi. Şimdi o imzaları atıyorsunuz ya. Onlar işte böyle bir resmi gazete formatını alıyorlar ve yayınlanıyorlar. Sayın bakanlar, değerli milletvekilleri, vatandaşlıklar resmi gazetede KKTC yurttaşlığına alınma. İşte o attığınız imzalar resmi gazete, eğer görmediyseniz bugüne kadar söyleyeyim, böyle sayfalarca yayınlanıyor. Ben aldım hepsini. 9 Ağustos 2017 tarihi arasında verilen yurttaşlıkların, ama hangi yurttaşlıkların? Burada yaşadığı, sağlık raporu, güvenlik raporu tamam olduğu halde bakanlığın yetkisi dahilinde verilen yurttaşlıklar değil bu bahsettiğim. Bunlar istisnai olarak verilen ve çok büyük bir kısmı da gerekçesi açıklanmadan zorunluluk ilkesi. Hükümetin zorunluluk ilkesi altında verilen yurttaşlıklar. Sayfalar dolusu. Resmi gazetelerin diğer kararları yok bunlarda. Sadece yurttaşlık kısımları. Üşenmedim, tek tek saydım. Bir yıllık dönemi ki artarak gidiyor biliyoruz. Zaten az önce okuduğum Eylül itibariyle 940'tı. Ben Ağustos'dan Ağustos'a kadar tek tek saydım. Notlarımı aldım. Söyleyeyim size. Çünkü Başbakanlığımız, Bakanlar Kurulumuz, bakanlığımız bu sayıları bize vermiyor. Çünkü bir yıl önce istememize rağmen hala daha bugün yasada her tür yurttaşlıkla ilgili karar resmi gazetede yayımlanmalıdır demesine rağmen hala daha İçişleri Bakanlığı marifetiyle verilen yurttaşlıklar resmi gazetede yayınlanmıyor. Yüzlerden mi bahsediyoruz, binlerden mi bahsediyoruz sayısal olarak bilmiyoruz. 10 yıla kadar düştüm diyor Sayın Bakan, muhakkak ki yine ifade edecek. Yani CTP hükümetteyken 12 yıla kadar verdiydiniz. Biz sadece 10'a kadar düştük ama sokakta daha az yıl burada kalıp alanlar olduğunu da duyuyoruz, biliyoruz. Ben yazılı sorumu dün verdim Sayın Bakan. Rica edeceğim, bize yasadaki yetkinizi kullanarak verdiğiniz yurttaşlıklarla ilgili olarak da açıklamayı ivedilikle yapınız. Kaç yılını doldurdu bu kişiler, detaylarını da veriniz. Biz de görelim. Bu bahsettiğim Bakanlar Kurulu kararıyla olanlar, toplam 924 tane verildi. Sadece bir yılda hesapladım, iş günü bazında 3.6 günde 3.5 tane yurttaş yapılır bu ülkede, gerekçesiz olarak zorunlu görüldüğü için. Sadece 40 tanesi bu kişilerin, sadece 40 tanesi işte spor, eğitim, kültür alanında ya da yatırım olarak bu ülkeye faydası olacağı düşünülen kişiler. Onun dışındakilerin hepsi 9.1c maddesi altında yurttaşlık yasasının, yani yurttaşlığa alınması Bakanlar Kurulu tarafından zorunlu görünenler. 900 tanesi bunların. Sadece Ağustos itibariyle 2 ay eksiktir, 1,5 ay eksiktir. Ve hiçbirinin niye yurttaş olduğuyla ilgili de gerekçe yok. Az önce Sayın Serdar Denktaş dedi ki çocuktur çoğu, 18 yaşını doldurdu. Başka bir konuyla ilgili bu cevabı verirken Sayın Erhürman'ın konuşması üzerine. Ben açıp baktığımda 65 doğumlular, 71 doğumlular, 72 doğumlular, 53 doğumlular. Tamam, 93'ler de var, görüyorum. Ama hiç de öyle yaş itibarıyla en basiti baktığımızda aman aman 18'ini dolduran bir yaş grubuyla ilgili göze çarpan bir yoğunluk yok. Sayın Özdenefe, toparlar mısınız? O yüzden, süreniz dolmuştur. Tamam, bir dakikada toparlayacağım. Bu sorular, bu ilkedeki, bakınız Sayın Bakan, yurttaşlık demek bir haktır da. Devletin sağlık, eğitim politikalarını, nüfus politikasını öngörebilmesinin bir ayağıdır. Bu ülkede biz yabancıların çalışma izni, daima ikamet izni ve yurttaşlık yasalarının güncellenmesi için çalışmalarımızı yaptık.
meclis komitesine gönderdik. Daimi ikamet izniyle ilgili yasa geçti. Ama ayaksız kaldı diğer yasalar geçince. Zaten yurttaşlıklar böyle verilmeye başlayınca kim gitsin daimi ikamet alsın yurttaşlık almak dururken. Çalışma izinlerinden ilgili sanayi odasını dinledik, ticaret odasını dinledik. Sayın Berova da buradadır. O da o toplantıların bir kısmına katılmıştı o dönem. Bu yasalar hep dinlendi, komitede görüşüldü çalışma izinleri ki bu ülkeye çalışmak için gelenler beklentilerinin ne olacağını bilsin. Kalacak mı, kalabilecek mi, kalamayacaksa kaç yıl kalacak, ona göre çoluğunu çocuğunu taşısın mı burada, evlensin mi, hayat kursun mu? İnsani bir boyutu var bunun. Oy boyutu değil bir tek. Çalışma hayatıyla ilgili, yabancıların çalışma izniyle ilgili düzenlemelerde o kadar emek harcandı, o kadar davetli dinlendi. Ne oldu, hükümet değişti? UBP-DP hükümeti bütün bu yasaları geri çekti. Yurttaşlık yasasını da geri çekti. Bugün itibariyle komiteye, meclise gelmiş ne bir yurttaşlık yasası vardır, ne bir çalışma, yabancıların çalışma izinlerini düzenleyen yasa vardır. Her şey havada, her şey plansız. Bugün siz biliyor musunuz ki merkezde örneğin Girnağlı Fartalar Lisesi'nde kaç tane yabancı uyruklu çocuk var, kaç tane KKTC yurttaşı var, kaç tane üçüncü ülke, kaç tane TC ülke? Ben bu sayıları da aldım. Bu çocukların ihtiyaçları nedir? Bu çocuklarımızın sayısı yarın öbür gün daha da arttığında biz nasıl bir hizmet sunacağız yurttaşlarımızda önümüzdeki 3 yıl içinde, 5 yıl içinde, 10 yıl içinde? Var mı nüfus politikanız? Var mı hizmete yönelik planlamanız? Bunların hiçbiri yok. Dağıtalım, verelim. Hakkı olana olmasa da olur. İstediklerimize verelim. Canımızın çektiğine verelim. Ne olacak? Doktorlar da var aramızda. Ne olacak sağlık sistemi? Ne olacak? Yoksa başlayacağız, insanları ayıralım etnik kökenine göre. Sen hizmet alamam hastaneden. Senin çocuğun okula gidemez. Böyle bir noktaya mı geleceğiz? Bu plansızlıklar bizi nereye götürecek? Var mı buna verilecek cevap? Eğitim Bakanlığı endişelenmiyor mu? Bununla ilgili sizi ilgilendirmiyor mu Sayın Berova? Bu insanların nereden geldiğinin ben gerekçesini size, ben bilmiyorum. 50 tane 18 yaşını bitirmiş öğrenci göndereyim ki SOS çocuklarla dahildir bunun içerisinde. SOS çocuklarız bu ülkede 18 yaşını bitirmiş ama vatandaş olamadığı için Arafat'ta kalmış çocuklardı. 2 sene, 2,5 sene burada. Niçin biri bu tip çocuklarımız için bir itiraz ya da bunlarla ilgili biri bir şey mi dedi? Buna birinin bir itirazı mı oldu? Daimi hükümet yasasını geç... Biz 3 tane yasayı sayın, getirdik. Daimi hükümet yasasını ancak getirebildik. Bütün çocuklarımıza tamamlar mısınız? Orada hak verdik. Ama birileri dolaştı. Almayın daimi hükümet, almayın beyaz kimlikte yurttaşlık hakkınız engellenecek dendi. Bunların önüne hep set çekildi. Kim dedi çocukları bir mağdur edin mi dedi burada? Ama bu ülkeye çalışmak için gelen üçüncü ülke insanı, ikinci ülke insanı hiç fark etmez. Önünü görmediği sürece. Sayın Özden Efe tamamlar mısınız lütfen? Bitsin konuşmada. Sürenizi tamamlayın. Açtınız. Aynen öyle, irade sahipleri olarak DP, UBP tencere yuvarlandı. Kapağını buldu. Zaten niyetleri yoktu. Komitede bizi aylardan yıllardan uyarladılar. Hükümete de gelir gelmez ilk işleri zaten uzun emekler sonucu ortaya çıkan yurttaşlık yasasını ve yabancıların çalışma izinleri yasasını geri çekmek oldu. Bu yönde de herhangi bir ilerleme yoktur. Olacağına da maalesef inanamıyoruz. Durum budur. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Saygılar sunarım. Teşekkür ederim Sayın Özden Efe.